Evet. Kıymetli arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz yaklaşık 10 yıldır metal sektöründe hep beraber ortaklık yapıyoruz. Belki işte yeni abilerimiz var. Avukat Ali Doğan, Sedat Portakal kardeşimiz de var. Ali Bey avukat, bizim de uzun 20 yıllık yaklaşık benim dostum ve tanıdığım. Bir dönem beraber siyaset yapmıştık Ali abiyle. Değerli arkadaşlar, Erhun Metal kurulalı 12 yılı geçti. Daha sonra büyüme performansı ve yeni ortaklarımızla harekete geçmesi 10 yılı geçti. Allah'a şükürler olsun. Orada sizlerin destekleri, sizlerin ortaklıkları, sizlerin bereketi, Yakup Bey'in liderliğiyle bu işleri önemli yerlere getirmiş olduk. Allah'a şükürler olsun. Uzun süredir biz normalde kendi içimizde Yakup Bey'le sizden daha çok sık görüşüyoruz. Ama hep şu planı yapıyorduk. Diyorduk ki ya kardeşim bizim Erhun Metal'de artık biz iskelet üretmek istemiyoruz. Yani bir koltuk iskeleti üretmek istemiyoruz. Sağ olsun daha sonra Yakup Beyler ve sizler tuttunuz saç işlemeyle ilgili önemli yatırımlar yapmış oldunuz. Daha sonra metal kaplamalar geldi Allah'a şükür çok yakın bir süre önce. Dolayısıyla Erhun Metal'de artık Türkiye'deki özellikle mobilya, yan sanayisi ve metal talebi olan şirketlerin işini görebilecek, tedarikçisi olabilecek altyapıya geldi. Bizim TL ile tuttuğumuz, bundan sonra da bütün yatırımlarımızı inşallah ikinci bir para birimiyle de tutacağız. Enflasyona karşı ne kadar ne yatırım yaptığımızı görelim diye. Erhun Metal'de 25 milyon lirayı geçen bir TL bazında bir yatırım değerimiz var. Normalde bunun tecrübesi, gayretleri falan düşündüğümüzde 40-50 milyon TL'lik neredeyse sizler 10 yıldır ortaklarımızın hiçbiri maaşlarının dışında 1 lira para almadılar. Kazanılan her şey tekrar şirkete yatırılmış durumda. Dolayısıyla biz sadece mobilya iskeletinin ötesinde bir şeyler de yapmalıyız. Çünkü teknik bir şirket, teknik bir fabrika orası. Biz de oranın hissedarlarından birisiyiz fakat yönetiminde değiliz. Başından beri işin kurgusunda biliyorsunuz olmak istemedik. Oranın Erhun Metal'in liderliği ayrı olsun diye istemiştik ta başından beri. Bence iyi de gitti bu zamana kadar. Daha sonra hep şunu konuşmaya başladık. Ya biz acaba burada robot üretebilir miyiz? Üniversitelerimizde işbirliği yapabilir miyiz falan. Bu konular gittikçe elektrikli bisikletler. Ya acaba elektrikli bisiklet üretebilir miyiz? Daha sonra evrile ya biz elektrikli otomobil de yapabiliriz diye de düşündük. Sağ olsun gerçekten ülkemizin hem devletimizin, hükümetimizin bu konuda toplum üzerinde, ülkenin sanayicileri üzerinde, eğitimli mühendisleri üzerinde bir motivasyon yaratan son dönem girişimleri oldu. TOK projesi bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. Ve biz de o projeyle gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Bize cesaret veren önemli projelerden bir tanesi. Ama TOK projesinden önce biz bunları dillendiriyorduk normalde. Mobilyanın dışında, mobilya iskeletlerin dışında bir şeyler üretmeliyiz diye. TOK projesinin Bursa'da olması, Bursa için çok büyük bir avantaj. Bursa'da biliyorsunuz dev gibi otomotiv şirketleri var. Renault'su var, Fiat'ı var. Ve muazzam Bursa'da yine otomotiv üretimiyle ilgili ekip ve tedarikçi yapısı var. Yani bunların hepsinden Türkiye'ye ait, ülkemize ait gurur verici markalar çıkartabiliriz normalde. İşte TOG'un Bursa'da kendisine yatırım amaçlı yer belirlemiş olması bizi çok motive etti. Normalde sağ olsunlar hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem devletimizin bu konuda aslında yaptıklarını bu zamana kadar bu otomotiv sektörüyle ilgili yarattıkları hedef ve vizyon aslında sanayiciler ve bu ülkenin teknik elemanları, mühendisleri onlar düşünmeliydi aslında. Biz düşünmeliydik. Ama sağ olsun yine bize devletimiz hepimize öncülük etmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir proje Bursa'da hayat bulacak. Türkiye için elektrikli bir otomobille başlanması harika bir proje. Fakat zor bir profesyonel bir lige talip olmuş oluyor. Türk elektrikli otomobil projesi olan TOG inşallah başarılı olacak eminiz. Biz biraz daha strateji gereği
daha küçük şehirler arası, şehirler içinde kullanılabilecek daha pratik otomobiller üzerine yoğunlaşmayı kendimize hedef seçtik. Dolayısıyla hem TOGG'un oluşturduğu tedarik altyapısı ve zinciri, hem zaten içten yanmalı motorlar, otomobiller üreten Bursa'nın bu konudaki altyapısı, özellikle Erhun Metal'in bu konudaki 10 yılı geçkin tecrübesi ve metal konusundaki ciddi altyapısı, özellikle oradaki şirket başkanımız Yakup Canseven Bey'in Bursa'ya çok iyi hakim olması, Bursa'nın endüstrisine ve özellikle otomotiv yan sanayisine hakim olması bize bu cesareti verdi. Bünyemizdeki özellikle 7-8 mühendis arkadaşımızın olması, elektrik elektronikçiler, makine mühendislerimiz, şimdi yeni gelen otomotiv mühendisi arkadaşlarımız, bunlar bize ciddi cesaret veriyor. Dolayısıyla otomotiv projesi, arkadaşlar şöyle düşünmeyin lütfen. Öyle bir bütçemiz, paramız yok zaten. Hani milyonlarca liralık yatırım yapacağız, küresel çapta hemen bir şeyler, böyle bir paramız yok, işi batırırız. Bu projemiz arkadaşlar önemli proje olmanın ötesinde, bu projemiz değerli bir başlangıç. Tohum atıyoruz arkadaşlar. Butik şekilde, dikkatli şekilde şirketi batırmadan küçük küçük üretimlerle 5 ila 10 yıl arasında ciddi şekilde tecrübelenerek ulusal ve küresel çapta markayı nasıl oluştururuz oynayacağız. 5 ila 10 yıl küçük paralar da kazanacağız, emin olun inşallah. Ama kendimizi eğiteceğiz. Bu ülkenin akıllı genç mühendislerine yeni bir iş alanı, imkanı yaratmış olacağız hep beraber. Projenin nedeni, projenin başlangıç nedeni arkadaşlar, ya Türkler bu işi neden yapamasın? Neden yapamıyoruz? Biz sanayiciler olarak, yani Türkiye'nin önceki toplantılarımda da bahsettiğim bir konu, maalesef Türkiye'de tecrübeli, zengin sermaye, biraz daha sahiplerinin yaşlandığı sermayeler genç, enerjik nesillerle buluşamıyor Türkiye'de maalesef. Yani Türkiye'de maalesef, yine geçen toplantılarda bahsettiğim gibi, sizin itibar edilmeniz için, dinlenmeniz için işte belli yaşı geçmiş olmanız lazım. Türkiye'nin acilen fikirlere değer verme yaşını biraz daha beriye çekmesi lazım, hızla. 20'li 25'li yaşlara çekmemiz lazım hatta. Evet, bir kesim var Türkiye'de sermayesi olan, parası olan, itibarı olan, fakat enerjisi yok artık. Hayalleri yok gelecekle ilgili. Ulusal ya da küresel çapta hayal üretmiyor. Ama bir de öyle gençlerimiz var ki, hele Türkiye gibi eğitimli işsizliğin had safhada olduğu bir ülkemizde, bizim genç arkadaşlarımızı mutlaka bir vizyon çizmemiz lazım. Ben eminim, geçen günkü toplantılarda da söylediğim gibi, biz otomotiv sektörünün, buradaki ortakların önemli bir kısmı buranın ekmeğini yiyemeyecek arkadaşlar. Ama bizden sonraki nesiller ve ülkemizin gençleri bunun ekmeğini yemeli. Almanya'daki otomotiv sektörünün temelleri 1800'lü yılların ortalarında ve sonlarında atılmış. Amerika keza öyle arkadaşlar. Biz bugün başlamalıyız. Biz TOGG projesini de bu anlamda çok değerli görüyoruz. Elektrikli olması çok doğru. Allah'a şükür Bursa'da olması çok doğru. Bir an önce başlamış olması çok doğru. Ama biz de bir şeyler yapmalıyız.